Bu videoda göreceğimiz bütün fonksiyonel gruplar karbon ve oksijen arasında ikili bağ içeriyor. Organik kimyada çok önemli olan bu karbon-oksijen ikili bağını içeren gruba karbonil diyoruz. İlk fonksiyonel grupta karbon-oksijen bağını burada görüyoruz. Aynı şekilde burada da hatta en alttaki örnekte burada da görüyoruz. Buradaki ilk fonksiyonel grubumuz aldehitler. Bu bileşik karbonil grubunun bir tarafında R grubu Diğer tarafında hidrojen olduğu için aldehit adını alıyor. Örnek verecek olursam bu bileşikteki karbonil grubu yani oksijen karbon ikili bağı burada. Bu tarafta karbonil grubunun karbonuna bağlanmış bir hidrojen, sol tarafta ise bir R grubu var. Bu grubu numaralandırırken karbonil grubunun karbonu en düşük numarayı yani 1 numarayı alacak. Öyleyse bu karbon 2 numara, bu karbon 3 numara. Bu karbonda 4 numara olacaktır. Demek ki elimizde 4 karbonlu bir aldehit var. Peki bu bileşiğin ismine önceki videolarda gördüğümüz gibi 4 karbonlu alkan butan adını alıyordu. 1 2 3 4 tane karbon. Evet bu molekülün adı bütan. Aldehitlerse adlandırılırken alkan adının sonuna aldehitin ilk hecesi olan al eki getirir. Yani butana al eki eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu molekülün adı butanal. Evet, butanal. Şimdi ketonlara geçelim. Ketonlar karbonil grubuna iki alkil ya da R grubu bağlı olan bileşiklerdir. Ketonlara bir örnek vermek istersek de bu bileşiğe bakabiliriz. Yine karbonil grubundaki karbona mümkün olan en küçük sayıyı vererek numaralandırma yapabiliriz. O zaman en soldan başlayarak bu karbon 1 numara olacak. Karbonil grubundaki karbon 2 numara, bu karbon 3 numara, buradaki 4 numara, bu da 5 numara olacak. Bu durumda elimizde 5 karbonlu bir keton var. 5 karbonlu bir alkan düşünürsek, hatta onu da buraya çizelim. Bu bileşiğin adı neydi? Pentan. Evet, pentan. Ketonları adlandırırken aynı karbon sayısına sahip olan alkan adının sonuna 10 eki getiriyoruz. Yani pentan ismine 10 eki eklememiz gerekiyor. Demek ki bu bileşiğin ismi pentanon olmalı. Bu adlandırmayı yaparken karbonil grubunun pozisyonunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu bileşikte 2 pentanon. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü aynı forma sahip bir başka pentanon da çizebilirdik. Mesela karbonil grubunun karbonlu 3 numarada yapabilirdik. Hatta şimdi onu da yapalım. Evet, 1, 2, 3. Mesela bu bileşiğin adı 3 pentanon olacak. 2 pentanon ve 3 pentanon birbirinden farklı bileşikler. O yüzden karbonil grubundaki karbonun yerini belirtmemiz oldukça önemli. Halbuki aldehitleri adlandırırken bu ayrıntıya hiç dikkat etmemiştik değil mi? Çünkü karbonil grubundaki karbon zaten olabileceği tek yerdeydi. Dikkat ettiyseniz Aldehitlerdeki karbonil grubunun bir tarafı tek bir hidrojene bağlıydı. Bir de ketonlardaki karbonil grubuna bakalım. Sol tarafında bir karbon var. Daha doğrusu bu bileşik için CH3 grubu. Diğer tarafta da aynı şekilde bir karbon grubu var. İşte bu aldehitlerle ketonlar arasındaki fark. Aynı zamanda da öğrencilerin genel olarak sıkıntı yaşadığı konulardan biri. Unutmayın, eğer karbonil grubuna bir hidrojen bağlıysa bu bileşik bir aldehit. İki alkil bağlıysa bu bileşik bir keton olacaktır. Karbosilik asitler bir sonraki inceleyeceğimiz fonksiyonel grubumuz. Karbosilik asitlerin yapılarındaki karbonil grubuna bir tarafta bir R grubu, diğer tarafta bir hidroksil grubu bağlı. Bu bileşik size ilk bakışta bir alkol gibi gözükebilir ama değil. Dikkat edin buradaki hidroksil grubu karbonil grubuna bağlı. Bu da bütün özellikleri değiştiriyor. Yani karboksilik asitler alkollerden çok daha farklı özelliklere sahip. Şimdi bir tane de karboksilik asit örneğine bakalım. Numaralandırma yaparken yine karbonil grubundaki karbon 1 olacak şekilde başlıyoruz. Buradaki karbon 2 numara, buradaki 3. Buradaki ise 4 numara olacak. Yani elimizde 4 karbonlu bir karbosilik asit var. Dolayısıyla zincirdeki karbon sayısına eşit karbon bulunan alkan adının yani butanın sonuna oik asit eki getirmemiz gerekiyor. Onun için bu örnekteki karbosilik asitin adı butanoik asit. Ya da bu bileşiğe verilen isimlerden biri de diyebiliriz. Muhtemelen en iyi bilinen karbosilik asit iki karbonlu olan olmalı. Onu da hemen buraya çizelim. Bu bileşin adı ise asetik asit. Aslında hepinizin iyi bildiği sirke. Asetik asidin seyretilmiş bir çözeltisi. Bir sonraki fonksiyonel grubumuz açil halojenürler ya da bunlara asit halojenürler de diyebiliriz. Açil kurörürler en çok kullanılan açil halojenürlerdir. Evet yine burada karbon ve oksijen arasında ikili bağ görüyoruz. Bu tarafta karbona bağlı bir R grubu varken bu tarafta bir klorür var. Aslında açil halojenürler de karbosilik asitlerin bir diğer türevi. Buradaki örneğe bakınca karbonil grubunu hemen fark ediyoruz. Bu gruba bağlı olan bir de halojen var. Aslına bakarsanız bu bileşiğe açil halojenür dememizin nedeni de buradaki izi. Sol taraftaki bu grup yani karbosilik asitteki OH grubunun çıkmasıyla kalan grup aslında açil olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz gibi sağında da bir halojen var. Bu bileşiğe verilen isim de asetil klorür. Genel adıyla asit halojenür olarak da adlandırılabilir. Çünkü karbosilik asit türevleri için farklı hocalar farklı isimler kullanmayı tercih ediyor olabilir. Bir sonraki fonksiyonel grubumuz asit anhidritler. Yine elimizde bir karbonil grubu ve de bir R grubu var. Ama bu sefer bir önceki örnekte olan klorür yerine burada gördüğümüz bu büyük grup var. Evet bu bir asit anhidrit ya da sadece anhidrit. Asit anhidritler de bundan önceki örnekler gibi karboksilik asitlerin bir türevi. Ayrıca 2 mol karbosilik asit molekülünden su ayrıldığı zaman oluşuklarını söyleyebilirim. Sağda gördüğünüz bir bileşikte asit anhidritlere bir örnek. Sırada fonksiyonel grubumuz eski dostumuz esterler. Esterler aslında yine bir başka karbosilik asit türevi. Esterler karbosilik asitlerin OH grubunun yerine OR grubunun geçmesiyle oluşuyor. Yani elimizde bir karbonil grubu, bir OR grubu, bir tane de R grubu var. Evet bu bir ester. Sağda gördüğünüzde esterlere bir örnek olarak verilebilir. Buradaki hidrojen yerine bir etil grubumuz olduğunu görüyoruz. Asidik asidi düşünürsek, evet önce onu da buraya tekrar çizelim. Asidik asidin bu tarafında bir hidrojen vardı. Ama şimdi elimizde bir etil grubu var. Demek ki bu bir ester. Karbosilik asit değil. Esterler adlandırılırken oksijen atomuna bağlı olan alkalil grubu önce söylenir. Daha sonra da asit adının sonundaki oik ekin yerine at eki getirilir. Öyleyse bu bileşiğin ismi etil asetat olmalı. Bütün bu gördüklerimizin isimlerini konularda ilerledikçe öğreneceksiniz. Aslında adlandırmak belki de en önemli kısım değil. Ama yine de kulak dolgunluğu için şimdiden duymaya başlasanız fena olmaz. Evet, bu videodaki son fonksiyonel grubumuz da amitler. Amitler, karbosilik asit türevleri içinde genellikle en az etkin olanlardır. Bu fonksiyonel grupta da bir karbonil grubu var. Ama bu sefer karbona direkt olarak bağlanmış bir azot atomu var. Azot atomun üzerinde de ortaklanmamış bir elektron çifte bulunuyor. Demek ki bu bir amit fonksiyonel grubu. Aslında buradaki R'ler hidrojen de olabilir. Değişik akil grupları da sonuç olarak elimizde çok farklı amitler olabilir. Buradaki örneğimize bakacak olursak karbonil grubundaki karbon yine 1 numarayı alacak. Buradaki 2, buradaki 3, buradaki de 4 numara olacak. 4 karbonlu bir amit ise butanomit olarak adlandırılacak. Çünkü amitlerin adlandırılması açil grubuna göre ya da asit adındaki ilk veya ayupak uluslararası kurumsal ve uygulamalı kimya birliği sistematik adındaki Oik asit yerine amit ismi getirilmesiyle yapılır. O zaman onu da buraya ekleyelim. Evet, butenamit ya da butiramit. Nasıl tercih edersiniz?